Ben sana bunları yaşattığım için çok üzgünüm. Emel. Seni kendi amacıma alet ettiğim için çok üzgünüm. Kendimden utanıyorum. Ama ne olur anla beni. Karımla kızımı kaybettikten sonra onları ilelebet benden alan adamın hiçbir şey yokmuş gibi hayatına devam etmesi beni öfkeden deliye çevirdi. Yemin etmiştim. Ona, Sinan'a, bana yaşattıklarının aynısını yaşatmaya yemin etmiştim. Beni engellemek için önüme geçen herkesi ezmeye yemin etmiştim. Ama sana kıyamadım. Artık kimseyi sevemeyeceğimi sanıyordum. Ama seni sevdim. Beyefendi lütfen dışarıya. Ne oluyor? Lütfen dışarıya çıkın. Ne oluyor? O benim karım. Bana her şeyi anlatabilirsiniz. Ah kaderim ah. Yavuz belki gerçekten sevebilirdi beni. Belki gerçekten mutlu olabilirdik. Ama eski karısıyla kızının ölümü adamın gözünü kör etmiş. Ah kardeşim. Şu çivisi çıkık dünyada bir doğru düzgün erkek bulamadım ya. Gider ayak ona yanıyorum. Yavuz Bey, Emel gözlerini açtı mı? Emel ölüyor. Ah, ailem. Yani şimdi böyle avazım çıktığı kadar bağırmak istiyor. Girip içeri böyle omuzlarından sallayıp kendine gel. Gücünün farkına var, yaşayacaksın falan diye bağırmak istiyorum. Kız canıyla uğraşıyor. Sen de gidip azarlayacak mısın onu? E bravo doğrusu Elif sana, bravo. İşe yaramıştı. Zamanında aynı şeyi Emel bana yapmıştı. Hatırlayın kemoterapi zamanı. Bana destek oluyordunuz ya, o başka bir şey yaptı. Geldi böyle tuttu beni, sarstı. Gücümü fark etmemi sağladı. Bağırdı ve ben de işe yaradı bu. Bir Emel ilgisiz görünmüştü ama en büyük yardımı o yapmıştı bana. Merhaba. Hoş geldin. Ben dışarıdayım hayatım. Nasılsın? Fena değil. Aynı. Bak. Geçen gün öyle bir film geveliyordun ya ağzında. Ben de çarşıya çıkınca gözüme ilişti öyle. Alıvereyim dedim. Sağ ol. Kemoterapiden sonra halim kalırsa izlerim. Ne kokuyor bu ev ayol? Çok çirkin bir şey kokuyor ya. Ne yaptınız? Kurşun mu döktünüz burada? Elifciğim, yemeğini hazır canım. Yağsız pirinç pilavı, haşlanmış lahana, rendelenmiş turp. Lahana kokuyormuş. Bence bir de tatlı olaraktan keçi boynuzu vereydin kadının eline. Yemekten sonra kemirirdi. Emel'ciğim bunlar sağlıklı yemekler. Nermin yastığı arkama koyabilir misin? Tabii canım, bir vereyim. Ay. Elifciğim, benim evde birkaç işim var. Onları yapayım, hemen geleyim. Olur mu? Sonra kemoterapiye birlikte gideriz. Tamam şey, çorabımı giydirebilir misin gitmeden? Tamam canım. Ay, ay bırak Allah aşkına ya. Ah, vallahi içim sıkıldı ha. Bana bak, sen git artık vitrinini mi kırklıyorsun, çamaşırlarını mı kaynatıyorsun? Bir meşgale bul kendine. Ne bileyim, halının saçaklarını falan fırçala. Yani bana böyle fenalık geldi. Vallahi yaşam sevincimi aldın götürdün Nermin. Peki o zaman ben daha sonra gelirim. Bana bak, gözünün üstünden ayırma sakın. Hadi görüşürüz kızlar. Eşek kadar kadın. Bana bak, kalk. Kalk, 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 kalk. Olmaz böyle bu. Bu neymiş ayol? Kalk!
Nereye? Kemoterapiye var da. Yahu tamam, kemoterapiye birlikte gideceğiz zaten. Ama ondan önce daha önemli bir yere gideceğiz. O çok mühim. Hadi kalk. Hadi. Nereye gidiyoruz? Al çorabını da. Giy kendin. Hadi bakayım. Hadi. Oh. Ne güzel deniz havası. Ya niye geldik biz buraya Emel? Yani güneşe kandık çıktık buz gibi havada. Zaten kanserim, üstüne grip olacağım. Senin aklına uydum yani, donuyorum. Ay Elif, yıprattın beni. Bık 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 bık. Bir söylenme yahu. Biliyorum kansersin. Zaten bence biz hazır buralara kadar zahmet etmişken sen atla. Neye atlarım? Ya atla diyorum, yekten atla yani. Atla, sen de Hakk'ın rahmetine kavuş, huzura er. Biz de kurtulalım yani bu dertten. Çok güzel bir eşek şakası bu da, uğraşamayacağım Emel'cim ben seninle ve komik oyunlarınla. Zaten kanserim ve onunla uğraşıyorum ve yeterince başım dolu. Böyle şeylerle vakit kaybedemeyeceğim. Bunun için mi getirdin beni buraya? Kızım eşek şakası falan değil. Oyun da oynamıyorum. Vallahi ciddi söylüyorum ya. Madem sen savaşmayacaksın bu illetle, madem bu kadar söyleneceksin, bizi de bıktıracaksın bundan, atla gitsin ya. Savaşıyorum ben Emel. Nasıl savaşıyorsun Elif Allah aşkına? Gördüm ben, o nasıl bir savaş? Nermin, lütfen yastığımı düzeltir misin? Çoraplarımı da giydirir misin? Patiklerimi tak. Bu nasıl bir savaş ya? Gücüm yoktu onda. Nasıl gücün yok ya? Elif, bana bak. Bak bunu da kolay kolay kimseye söylemem. Yaz bir kenara. Sen benden bile güçlü bir kadınsın ha. Vallahi bak ciddi söylüyorum. O eskidendi. Ne demek kız eskidendi? Arkadaşım, bak sen aynaya bakınca o şekilde hissetmiyor olabilirsin ama senin içinde müthiş bir güç var. Vallahi bak o küçük senin ufaklıklar var ya, o canavarları büyütmeyi o çekilerle ben bile uğraşamazdım yani. Sen süper güçlü bir kadınsın. Şimdi sen o gücünü yeniden toplayacak, savaşacak mısın? Yoksa vaz mı geçelim? İki tane yolun var. Ya vazgeç, ya ikiden atla. Ya da savaş yani bununla. Duydun mu beni? Dört çocuk büyüttüm, güçlüyüm ben. Evet. Güçlüsün tabii kız. Alt edersin sen bunu. Yalnız azıcık tipini kaydırdı yani bu hastalık senin. Şaka şaka. Hadi bakayım gel benimle. Ben seni sürpriz bir yere götüreceğim. Nereye? Görürsün şimdi nereye. Emel çok alemsin. Kemoterapiden önce kuaföre gidiğini hiç duymamıştım. Aa, kız artık bu devirde millet doğurmadan önce gidiyor, ilk önce botoksunu yaptırıyor. Profesyonel makyaj yaptırıyor. Ondan sonra da fotoğrafçı tutuyor ayol. Albüm yapıyorlar böyle. Hadi. Bak ya. Hayatım nerede kaldınız ya? Öldüm meraktan. Bu ne güzellik böyle. Ne yaptın bakalım sen kendini? Ya, değil mi? Tanıyorum. Nereye gittiniz bakalım? Bana iyi gelecek bir yere diyelim. O zaman bu sana iyi gelen yere her kemoterapi öncesi gidelim ya. Ben de öyle düşünüyorum. Aa, bence de. Artık takacaksın eşini koluna, önce güzellik merkezine, oradan kemoterapiye. Çocuklar da artık bende. Vallahi çok iyi fikir ya, harika olur. Hadi hemen gidelim. Şu düğmeyi ilikleyeyim ama. Aa. Ben hallederim, benim kolum tutuyor. Acayip güçlü bir kadınım ben. Her şeyi yapabilirim. İyi, hadi gidelim o zaman. Hadi kal. Çocuklar sana emanet. Tamamdır. Tamam. Oh. Kemoterapi günü başlasın. Hadi bakalım. Neredesiniz çakiler? Kötü değilsin değil mi hayatım? Midem bulunuyor biraz da. Bu ne? Bilmem. Çocuklar bende, siz keyfinize bakın Emel. Ay Allah'ım, ne gün yaşattı bana ya. O gün ona o kadar sinir olmuştum ki, meğer niyeti başkaymış. Ay Emel, şöyle zıpkın gibi dikil karşımıza Emel. Allah'ım sen büyüksün ya Rabbim. Yo yo. Kazanacak o bu savaşı, ben eminim.
Emel benim hayatta gördüğüm en güçlü kadın. Bir kazaya mı pabuç bırakacak? Hayır. Savaşacak, yenecek. Böyle çıkacak buradan, mahalleye gidecek ve hepimizi deli etmeye devam edecek. Unutacağız bu anları biz hepimiz, ben biliyorum. Çok şükür normale döndü. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.